abi, ödüm patladı. Ne oluyor lan? Hocam benim canım, iyi misin? Başın falan ağrımıyor değil mi? Ağrımıyordu ama şu an başladı. Benim yeni telefonum nerede ya, bulamıyorum. Kaybettin damat. Geçmiş olsun hediyesi aldıydık, onca para verildi. Babacığım, doktor az biraz unutkanlık yapabilir, olağandır dedi ya. Bir süre böyle sersem tavuk gibi ortalıklarda aptal aptal dolanabilir. Lütfen kafasını onu yükseltme rica ederim. Sağır değilim Gülistan, unutkanım. Benim konyam. Hiç mühim değil telefon. Üzme sen kendini, yenisi alınır canım. Her şeyin başı sağlık. Telliklerin nerede çocuğum? Bulamadım. Nerede çıkardığımı hatırlamıyorum. Baba, beni hatırlıyor musun? Evet, maalesef. Terliklerimi nereye koyduğumu hatırlamıyorum ama hayatımdaki terliksi hayvanı hatırlıyorum. Beyin böyle sadist bir organ işte. Müsait değilim. Toplantıdayım. Ama akşam lokale uğrayacağım. Seninle yalnız kalıp çok önemli bir konu konuşmam lazım. İlişkimizle ilgili. Hamile misin Selahattin? Ne bileyim, bir boş bulundum aşkısı. Ne konuşacağız ki? Yalnız. Oldu. Akşama bekliyorum. Selahattin'in sesi iyi değil. Münferit bir olay var bence. Kesin beni deliyor kız. Ne diyorsun anam? Doğru suratın ha. Ne dedi ki? Akşam baş başa ilişkimize dair bir şey konuşmamız lazım dedi. Ya belki Tülay'ım, kırmızı oje beni acayip şekilde coşturuyor. Arada sürsene diyecek. Manasız, kifayetsiz, karaktersiz iki laftan ayrılık sonucunu mu çıkardın? O zaman Selahattin abiden geri alıyorum. Puh senin suratına. Ya yok Zerin. Ağda yaparken çat kapı damlayan adam muhabbet için kibar kibar özel randevu alıyor. Var bir şey. Zerin, bu adam kesin benim sevgilisi olduğumu unuttu. O korkunç hafıza kaybı günlerini hatırladı. Kız olur mu? Beyin operasyondan sonra senin sevgilisi olduğun günleri hatırlıyordur. Sevgilisi olduğunu hatırlamadığı günleri yine unutmuştur. Bir daha söylesene. Ben de seni sevgilim. Ne? Kız beynimi dibi tut. Aa yeter ya. Ben dün akşam ne yediğimi hatırlamıyorum. Ya Zerin anlamıyorsun. Öbür gün benim doğum günüm. Selahattin beni kapı dışarı derse ben doğum günümü nasıl kutlayacağım? Havai fişeklerle. Kurtuluş ve bağımsızlık günü olarak yurt içi, yavru vatan ve dış temsilciliklerde kutlarsın Tülay'ım. Lan. Doğum gününde manitası dehlen insan travma geçirmez mi ayı yavrusu? Sen nasıl psikologsun ya? Hı? 120 bin tane kablama diploma buraya asmayı biliyorsun ama Zerin. Açma o konuyu kız. Psikoloji kariyerimin zirvesindeydim. Ve asil bir aileye gelin gitmek üzereydim. Rüya gibi hayatım olacaktı. VIP davetlere gidecek, ciplerde gezecek, Sarıyer'de bir yalda oturacaktım. Çocukla yapacaktım Sarıyer'de. O an sokaktan tüp gazı geçti ve uyandın he mi Zerin? Öyle deme kız. Sevdiceğimi aramıyor, sormuyor. Duygu dünyam çöktü. Meğer bir duygu dünya varmış ya benim. Boş ver anam ya. Koşuşturuyordur hayat gailesi. Hayır, Nur Heyat gailesi. Ben bu ismi nerede duydum ha? Neyse. Zerin, bu ara ortalıktan kaybolma anam. Selahattin'e yalnız kalmazsak aylık konuşması da yapamaz. En azından birkaç gün idare eder, doğum günümü atlatır. Sonra tekme yiyince, güzel güzel vakitlice depresyonuma girerim. Kız, erkekler niye aynı anda bu kadar tatlı kalpsiz zengin insanlar oluyorlar? Allah onların boynunu devirsin. Ezik miyiz kız biz? Ende gideniz Zerin. Silahim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.